yanımızda. Uy dedim. Uy dedim. Uy. Tutu 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 tutu. Tutu. Özleyeceksin ama beni. Günaydın. Günaydın. Canlarım. Bugün 10 Kasım. Gün ortası mı? 10 Kasım. Ha, sorry. Yes. Bugün 10 Kasım. Evet. Diyordum ki dün anneyle işte telefondan açayım bir siren sesi. Herkesi çakta dikeyim ayağa. Bir dakikalık saygı duruşu. Uçak aynı iniş yapsın. Sonra ben gidemeyeyim. Tüm anzakları ayağa dikeceksin. Gidiyoruz. Ne? Gidiyoruz. Yani her gelişim bir dönüşü vardır. Biz beraber gidiyoruz ama sen tek gidiyorsun. Evet. Aslında. Evet. Gönül isterdi ki sen de gel birlikte gidelim. Birlikte daha zevkli olur. Geçen sefer çalışıyordum, alışıyordum biliyorsun yani. Mevzular derindi. Tamam. Sen de nasılsın? Heyecan var mı? Yok. Yani... Bildiğim bir yere gidiyorum o yüzden. Neyle karşılaşacağım bile. Yok yani. Heyecan yok. Heyecan yok. Heyecanlık mı? Bak bu da soğuyacak galiba. İşte yoldayız ya. Böyle şey çok sıcacık oluyor. Sollama hep onlara şey yapıyorum. Sen ama onları boş ver şimdi. Sen sollayanları, mollayanları boş ver, boş ver. Sen şimdi bunun itibariyle 6 ay yoksun Türkiye'de, İstanbul'da, evinde. Evet. Ama heyecanlısın işte. Bu güzel bir şey ya. Yani heyecan değil de mutluyum. Yani sonuçta boş boş oturmaktansa giderim. Bir dil öğrenirim. Kendimi alalım da kendimi geliştiririm. Sertifika martifika alırım. Dönerim. Ondan sonra çalışmaya başlarım. İnşallah. Düşünüyorum. Şartlar koşullar değişir. Orası ayrı. Şimdilik böyle. Ha, iyi düşünelim, iyi olsun da. Öyle öyle, iyi düşünelim, iyi olsun. Sabah 9.30'dan inin uçağa. Evet. Hayırlısıyla. Üst tarafta yolculayanlar, alt tarafta karşılayanlar. İşte. Şurası kule değil mi? Evet. Çok önemli. İşte geçen pilot şey yapmış, demiş bana lütfen iniş izni verin. 3 dakikalık yakıtım kaldı. Bu da dememiş evet. Mi zaten? Nereye isterseniz oraya inin. Aynen, nereye isterseniz oraya inin. Pilot da diyor ki, hayır diyor, siz izin vereceksiniz, ineceğim artık. Yani izin verin lütfen diyor adam, yalvarıyor. İndirin bizi, 3 dakikalık yakıt kaldı. Adam resmen o kadar soğukkanlı konuşuyor ki. Nasıl? Onun için eğitilmiş. Soğukkanlığını koruyamazsın. Hayır, şeydeki kuledeki... Hayır, şeydeki kuledeki adam işin ciddiyetinin farkında değil. Pilot yalvarıyor resmen, diyor ki ne olur indirin bizi diyor. 3 dakikalık yakıt kaldı. Adam diyor ki ne zaman inmek isterseniz o zaman siz indirin. Adam diyor ki indirin diyor. Hava çok yoğun yani, trafik, hava trafiği yoğun. Evet, gidiyoruz.
Aradığınızda işler var. İnce işler. Ama ben böyle riskli şeylere gelemiyorum. Stres beni çok vuruyor. Dur. Aman geçsin. Siz geçin. Yok, buyurun. Sana yol verdim, vermezdim yani. Kardeşimin kimi değil. Nerede kullanıyorduk? Ben onu hatırlamıyorum. Gümrük. Ona göre cüzdanıma koyuyordum. Tam ya. Şurada. Ha, doğru. Birbirinizi dövmeyin. Duygu yok, bir an önce geçeyim de sigaraları alayım. Yani. Hayırlı olsun. Thank you.
arkadaşlar. Şu an evdeyim. 3 gibi miydi? 2 gibi falan da eve geldim. Şu an tabii akşam üzeri. Hemen eşyaları falan yerleştirdim. Bavuldan çıkartılması gerekenler vardı. Onları çıkarttım. Biraz etrafı dağıttım. Onu da bunu da toplayayım derken kendime evi süpürürken buldum. Bir şeyler atıştırdım. Şimdi yatakta uzanıyorum. Dinlenmek istedim. Çünkü yoruldum. Uçak rötar yaptı. Uçak rötar yapınca da sıkıntı bastı beni. Yani uçak fobim yok ama uçakta hiçbir şey yapamıyorum. Müzik dinleyemiyorum. Kitap okuyamıyorum. Oyun oynayamıyorum. Dışarıyı seyredemiyorum. Sadece Instagram için küçük bir video çekebildim. Vlog'a koymak için hiçbir şey çekemedim. Zaten yanımda sağ olsun bir abla oturuyordu. Böyle 30'lu yaşlarında falan. Değişikti. Onu izleyerek biraz geçirdim zaman. Şimdi işte yarın hakkında biraz kendimce plan yapıyorum kafamda. Nasıl başlasam, neyle başlasam diye. Çünkü ilk önce bir banka hesabı açtırmam ve sim kart almam lazım. Yurt dışına çıkıyorsanız, uzun süreli kalacaksanız telefon hattı şart. Ama işte 1-2 ay kalacaksanız ve güvenli bir yerdeyseniz banka hesabı şart değil. Ben 6 ay kalacağım. Bir öncekinde hesabım dayımdaydı. Şu an ben de olsun istiyorum. O yüzden yeni bir banka hesabı açtıracağım yarın. Belki bilmiyorum gerek kalmayacak. Bilmiyorum. İlk önce giderim bir banka hesabı için uğraşırım. Çünkü okulumun hemen yanında dip dibiler. Komşular. Sonra okula çıkarım. Test doldurmam gerekiyor. Ondan sonra 3.30'da çıkıyorum dersten. Telefon hattı alırım. Belki arkadaşlarımla bir yerlerde bir şeyler içerim. Çünkü burada çok fazla arkadaşım var. Bir önceki arkadaşlarım. Onlarla görüşürüm. Bu hafta böyle bir sallantıda falan geçer. Sonra bakarız artık. Yani yoluna bir şekilde girecek. Bir öncekine nasıl girdiyse. Öyle yoluna girecek. Onun dışında biri geldi zannettim. Free Shop'tan sigara almıştım. Sigarayı teslim etmem gereken birisi var. Bir arkadaşımın kız arkadaşına ilaç getirdim. Onu teslim etmem gerekiyor. Onun dışında arkadaşlarıma ufak hediyelerim var. Onları vermek istiyorum yarın. Yarın benim için tempolu bir gün olacak. Öyle gözüküyor. Yani bu hafta böyle geçecek gibi gözüküyor. Sallantıda. Haftaya böyle artık tam olur. Rayında gider. Onun dışında da. Ya bundan sonra dış çekimlerim olacak sizler için. Güzel şeyler olacak. Güzel şeyleri sizlerle paylaşacağım. Umarım izlerken gelmeye karar verirsiniz ve belli mi olur, belki buluşuruz. Birlikte keşfederiz. Ben ikinci, üçüncü kez keşfe çıkarım. Güzel şeyleri birlikte tadarız. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.